Peki biz yaşlıları neden ziyaret ederiz? Bayramlarda neden el öpmeye gideriz? Neden kırmızı ışıkta dururuz? Neden alkollüyken araç kullanmayız? Neden çöplerimizi yerlere değil de çöp kutularına atarız? Şimdi bunların nedenlerini ve bunları yapmazsak başımıza neler gelebileceğiyle ilgili bir takım sosyolojik kavramlara bakacağız. Bunlardan birincisi sosyal normlar. Norm diğer adı kuraldır. Toplumda bireyleri olaylar karşısında belli bir biçimde davranmaya zorlayan kurallar bütünüdür ve bize neleri yapabileceğimizi ya da neleri yapamayacağımızı gösterirler. Şimdi normların bazı özellikleri var bakalım. Her grup ya da toplum sosyal normlara sahiptir mutlaka. Normlar grup içindeki etkileşimler sonucunda öğrenilir. Sosyal normların fonksiyonu toplumun düzenini sağlamaktır ve en önemli görevi de aslında budur. Toplumdan topluma ve zamanla değişim gösterirler. Mesela bizde beş çayı diye bir kavram yoktur ama İngiliz toplumunda vardır, onlar için bir normdur. Dolayısıyla toplumdan topluma değişirler. İşlevini yitiren sosyal normlar zamanla ortadan kalkar. Başlık parası mesela bizde eskiden çok kuvvetli bir normken artık o kadar da önemli değildir. En azından büyük şehirlerde önemli değildir. Normlar eşit önemde değildir. Yazılı olabileceği gibi işte alkol araç kullandığımızda bunun resmi bir cezası vardır. Yazısız da olabilir. Gelenekler, töreler, ahlak ya da din kuralları gibi. Sosyal değerler bireyin içten bağlı olduğu ortak duygulardır namus, bayrak, vatan bunlar birer sosyal değerdir. Ve bunlar her toplumda genel ve soyut düzeyde vardır. Zamanla da değişiklik gösterebilirler, toplumdan topluma da farklılık gösterirler. Sosyal kontrol ise bireyleri bu az önce bahsettiğimiz normlara uymaya zorlayan sosyal denetim mekanizmasıdır. Sosyal normları yerine getirmediğimizde başımıza gelebilecek olan ayıplama, kınama, protesto etme, ödüllendirme, takdir etme gibi bir takım durumlar sosyal kontrol olarak değerlendirilirler. Ve sosyal kontrolle kişilerin sosyal normlardan sapmaları engellenmiş, sınırlanmış olur. Dolayısıyla da toplumun düzenliliği sağlanmış olur. Ve en büyük, en yetkin sosyal kontrol mekanizması devlettir. Sosyal kontrol mekanizmasının işleyişini sağlayan en temel faktör de otoritedir. Sosyal ilişkilerle ilgili başka bir kavram sosyal sapma kavramıdır. Kişilerin bu normlara bir şekilde aykırı davranışlarda bulunması olarak tarif edilir. Toplumun ortak inanç ve davranış kalıplarını paylaşmayan davranışlar sapkın ya da sapma göstermiş davranışlardır. Kız kaçırma, orman yakma, alkollü araç kullanma gibi davranışlar sosyal sapma gösteren davranışlardır. Fakat sosyal sapma her zaman bu kadar büyük oranda olmayabilir. Dolayısıyla da sosyal davranışlarında sapma göstermeyen hiçbir insan yoktur. Herkes küçük oranlarda da olsa sosyal sapma gösterir hayatı boyunca ve bunlar belli sınırlar içinde toplum tarafından hoş görülür. Sosyal normlar çökerse, karışıklık ya da çatışma durumu olursa bu da anomi diye tarif edilir. Türkçesi kuralsızlıktır.